Efendim geçmiş olsun. Reşat Bey geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağlık durumunuz nasıl efendim? Ben iyi değilim. Aman çok geçmiş olsun. Sağ olun. Sapra kesesi alınmış galiba taş nedeniyle. Evet. Efendim niye İzmir'de oldunuz bu ameliyat? Burada mısınız? Burada mı? Evim benim İzmir'de. Çok güzel. Buradayım. Peki sevenlerinizi söylemek istediğiniz bir mesaj varsa alalım. Merak etmesinler. Gene yakın zamanda kara suratımın onlara göstermeye çalışırım. Herhalde doktorlar sağlık durumunuzu iyi buldular. Gayet iyi dediler. Yok. Sorun yok efendim. İyiyiz Allah'a şükür. Çok şükür. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Peki. Aracınız hazır. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun efendim. Tamam. Çok teşekkürler. Biz de geliyoruz. Siz de Neşet Bey size hangi şikayetlerle ne zaman başvurdu? Neşet Bey bize iki kez başvurdu. Bir bayramda safra kesesine ait olabilecek şikayetlerle. Acilden başvurdu. O gün yapılan tetkiklerde safra kesesinde taş olduğu saptandı. Akut kolesistit olduğu düşünülerek medikal tedaviyle tedavisi yapıldı. 15 gün sonra tekrar aynı şikayetlerle başvurması üzerine acilde bu sefer yatırdık. İleri tetkikler yaparak kendisiyle birlikte durumunu görüşerek operasyonun yapılmasının uygun olacağını. İltihap mı vardı hocam? Ya hafif bir iltihap vardı. İleri bir durum yoktu. Taş. Yani taş vardı. Tabii taş vardı. Kapalı teknikle, laparoskopik kolesistektomi tekniğiyle ameliyatını gerçekleştirdik. Yani umduğumuzdan çok iyi geçti. Ameliyatı da güzel geçti. Biz yani yaptığımız işten mutlu olduk. Hocam kapalı yöntem zaten bir gün içinde neredeyse. Tabii bir gün için kapalı yöntemle bir gün içerisinde hastalar taburcu olabiliyor. Zaten safra keseli ameliyatlarına da kapalı yöntem altın standarttır. Eğer kapalı yöntemle operasyonda ileriye gidilemezse açığa dönülür. Neşet Bey de kapalı yöntemle operasyon gerçekleşti. Kısa sürede gerçekleşti. Komplikasyonsuz gerçekleşti. Biz durumundan memnunuz. Bir gün sonra da taburcu etmemiz mümkün oldu. Normal yaşamına döndü o zaman. Evet, normal yaşamına döndü. İnşallah bir problem çıkmaz. Çalışmalarına ne zaman dönebilir? Kısıtlamamız yok. Zaten kapalı tekniğin de bu özelliği var. Hasta bir an önce günlük normal aktivitelerine dönebiliyor. O da birkaç gün içerisinde bu aktivitelerine dönebilecek. Zaten de siz de gördünüz rahat hareketleri vardı. Evet. Mevcudiyeti başlı başına bir endikasyondur. Kanalları tıkayabilme ihtimali dolayısıyla
Bu başlı başına endikasyondur. Bu biz bu olmadık bir zamanda performansı esnasında da vaki olabilir. Yani ameliyatını yapmakta kendisi de öyle arzu etti. Fayda vardı. İyi de oldu. Teşekkür ederim.